Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Yine 5,5 asır sonra 13. Cuma'ya bir güncelleme geldi arkadaşlar. Şaka maka 5-6 aydır gelmiyor sanırım, net bir fikrim yok. Ancak bu kez ne yalan söyleyeyim, hoşuma giden bir güncelleme oldu. Bu güncelleme ile ilgili bütün bilgileri size birazdan aktaracağım. Aynı zamanda gün içinde bu güncelleme ile gelen yeniliklerin daha detaylı videosunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani gün içinde minimum 3-4 video atmayı planlıyorum arkadaşlar. Bazen YouTube bildirim göndermiyor, ona göre siz girip halledebilirsiniz, videolara bakabilirsiniz. Haberini buradan vereyim. Öncelikle çok uzun süredir beklediğim, gerçekten yaklaşık 3-4 ay önce duyurusu yapılan Single Challenge adlı olay var arkadaşlar. Size bundan bahsedeyim. Buradaki offline play kısmından gördüğünüz gibi challenge kısmı var arkadaşlar. Buraya bastığınızda size 10 adet görev veriyor. İlkini yapmadığım için bunlar kilitli. Dediğim gibi bunun da ekstra bir videosu gelecektir. Bütün senaryoları oynadığım şekilde bugün içinde gelecektir arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi 10 adet bölüm var. Ve ilk bölümü yaptıkça diğerleri de açılıyor. Burada da gördüğünüz gibi istediğiniz katili, killer'ı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu modları isterseniz stealth, yani sessiz, gizli modda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani tabii ki size bağlı. Veya da vahşi bir şekilde cidden herkesi biçerek, keserek, döverek oynayabilirsiniz. Tamamen sizin nasıl oynanış stilini sevdiğinize bağlı. Bu challenge'lar sayesinde arkadaşlar oyuna eklenen 30 adet ücretsiz emote'a sahip olabilirsiniz. Bölümleri oynadıkça 30 adet ücretsiz emote sizde de açılacaktır. Gelelim yeni güncellemeyle birlikte gelen yeni karakterimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Victoria Sterling. Oyuna yeni başlayan veya buradakilerin ne anlama geldiğini bilmeyenler varsa arkadaşlar elimden geldiğince açıklayayım. Karakterimizin sakinliği 10'da 4. Bu özellik karakterimizin Jason yanındayken veya da ceset gördüğündeki tepkilerini ifade ediyor arkadaşlar. Şansı 10'da 8. Yüksek bir şans oranına sahip, o yüzden bana zıt bir karakter. Bu şans olayı da Jason'a stun atma şansı olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Silahların stun şansları var arkadaşlar. Biliyorsunuz mesela beyzbol sopasının %100, işte Boron'un %50'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Stun şansı düşük olan bir item'la vurduğunuz zaman Jason'a, şansı yüksekse Jason'ın stunlama şansı da o kadar artıyor. Tamiri 10'da 3. Açıkçası kötü bir istatistik. Deborah'a tepki olarak doğmuş bir karakter. Yani repair yaparken çıkan skill check'ler daha küçük çıkacak ve aynı zamanda daha çok skill check soracak. Zaten repair'i kötü olan karakterlerle oynadıysanız bunun farkındasınızdır. Hızı 10'da 4. Orta diye hızını orta diyebilirim. Staminası 10'da 7. Aslında staminanın 10'da 7 olması güzel. Çünkü Jason'ın zaten X ile koştuğunuz zaman sizi yakalama olasılığı çok yüksek değil. Hani en azından staminanızı dengeli bir şekilde kullandığınız zaman X ile koşarak Jason'ı uzun bir süre peşinizde koşturabilirsiniz. Gizliliği 10'da 7. Bu gizliliği de bilmeyenler için açıklayayım arkadaşlar. Şu anlama geliyor. Örneğin X tuşuna basarak koştuğunuz zaman diğer karakterler yuvarlak çıkartır. Yani Jason sizi map'te kırmızı yuvarlak bir şekilde görür, yani yanıp sönüyor şekilde. 10'da 6'nın altındaysa eğer stealth'iniz, Jason sizi bu şekil görür. Ama dediğim gibi 10'da 6 ve üstündeyse X tuşuna basarak gittiğiniz zaman, X tuşuna basarak gitmek de tempolu koşu oluyor arkadaşlar. Yani ne yavaş ne de shift'e basarak hızlı. Hem staminanızı ideal kullanıyorsunuz hem de orta düzey bir hızda. Yani yaklaşık olarak Jason'la aynı hızda gidiyorsunuz. Hatta bazı Jason'lardan daha hızlı gidiyorsunuz. İşte böyle X tuşuna basarak gittiğiniz zaman bu karakter yuvarlak çıkartmıyor Jason'ı. Ancak shift'e basılı tutarak koşarsanız tabii ki gözüküyor Jason'a. Gücü de 10'da 2'ymiş arkadaşlar. Çok güçlü bir ablamız olduğu söylenemez. Ancak yine de genel bir değerlendirme yapmamı isterseniz benden. Özellikleri fena değil. İdeal bir karakter. Biraz gizlilik ve hayatta kalmaya yönelik bir karakter. İşte ne bileyim, tamir yapamıyor veya Jason'la dövüşemiyor. Ama hayatta kalmak için ideal bir karakter olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim sıradaki olayımız arkadaşlar. Sıradaki olayımız perkler. Hepinizin bildiği gibi en son epic perk çıkartabiliyordunuz yani. Ama artık legendary perkler geldi arkadaşlar. Herhangi bir karakterde buradaki dolu veya boş slota tıklayarak bu perk ekranına gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi renk sınıflandırmaları var arkadaşlar. Uncommon, Epic, Legendary diye. Gördüğünüz gibi en son Legendary geldi. Şu an ben videodan önce birkaç tane denedim. Hatta sizle birlikte de deneyeyim ama hani bir türlü çıkartamadım, denk getiremedim. Muhteşem şansımla zaten gördüğünüz gibi, Allah belasını da versin, bizim götümüze giren bir şey çıktı zaten. Ekrana koyacağım zaten gördüğünüz gibi. Bu Legendary perklerin olayını açıklayayım size arkadaşlar. Mesela normal bir perk, Epic veya Uncommon bir perk arkadaşlar, size bir tane iyi bir tane de kötü özellik veriyor ya, ve bunun işte yüzdesine göre Uncommon veya Epic olması değişiyor. İşte Legendary perk'te yine size normal vereceğini veriyor veya alacağını alıyor sizden. Ancak onun yanına bir özellik daha ekliyor. Yani şu şekil, ekranda zaten görüyorsunuz. Mesela alacağını almış, vereceğini vermiş ama yanına bir de %5'lik stun şansı eklemiş. Veya da şöyle örnek vereyim arkadaşlar. My Dead is a Cup perk'ü var hepinizin bildiği gibi arkadaşlar. Bu perk sayesinde işte yüzdesine göre, mesela normalde telefonla polisi aradığınız zaman 5 dakikada gelirken polis, bu perk sayesinde işte 3 dakika 50 saniye veya 4 dakika 20 saniyede getirebiliyordunuz. Yani yüzdesine göre dayarken geliyordu polis. Hani bu artı özelliği zaten bu size ekstra bir şey katarken, bu perk Legendary ise
ise eğer yanına da mesela işte Tommy olduğunuzda Jason'a verdiğiniz hasarı arttırıyor mesela, anladınız mı? Bu şekilde ekstra yanına şeyler ekliyor arkadaşlar, legendary perkler. Şimdi gelelim Jason oynamayı severler için olan güzel haberimize arkadaşlar. Zaten Gun Media sayfasını takip ediyorsanız bir şekilde görmüşsünüzdür. Jason'a weapon swapping, yani elindeki silahları değiştirme, Jason'ların elindeki silahları değiştirme özelliği geleceği duyurulmuştu arkadaşlar ve geldi. Buradaki gördüğünüz işareti tıklayarak silahınızı istediğiniz Jason'ın silahını çevirebiliyorsunuz. Ancak gördüğünüz gibi 113 level olmanız gerekiyor bunu yapabilmek için. Ben henüz 94 level olduğum için bunu yapamıyorum, size gösteremiyorum. Ancak Gun Media'nın yayınladığı orijinal bir videoyu buraya koyarak görmenizi sağlayabilirim arkadaşlar. Yine güncellemeyle gelen birkaç değişiklikten de bahsedeyim arkadaşlar. Jason'ın kurban yakalama ve ses efekti değişti arkadaşlar. Hani kurban yakalarkenki efektini hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal. Animasyonu daha doğrusu. O ve onun sesleri değişti arkadaşlar. Onun harici kapı böyle hafif kırık gibiyken kapının içinden Jason'a vurabiliyordunuz. Bunu birçoğunuz yapıyorsunuzdur, eminim buna. İşte bunu artık yapamayacaksınız. Kapının arasından Jason'a vuramayacaksınız kapı tam olarak kırılmadan. Ve eğer Jason kapıyı kırarken kapıya belli bir yakınlıktaysanız siz de hasar alıyorsunuz arkadaşlar kapıyla birlikte. Haberiniz olsun. Bunun için çok dikkatli olun. Onun harici coin seller'ların bazı silahlarında değişiklikler yapıldı arkadaşlar. İşte stun şansında veya dayanıklılık şansında değişiklikler yapıldı. Ancak bunların ne olduğu hakkında tam bir fikrim yok. Yani hangisi %100'den %75'e çekildi veya %75'den %100'e çıkan var mı falan bilmiyorum derecelerini. Ve arkadaşlar artık bilgisayar oyuncuları için tuş ayarlama seçeneği geldi. Buradan ayarlar seçeneğini tıklayarak bu en aşağıdaki seçeneği seçerek gördüğünüz gibi burada istediğiniz tuşa istediğiniz özelliği atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine güncelleme gelen sanırım çoğumuzun sevineceği bir olayı anlatayım arkadaşlar. İşte arkadaşlar ne bileyim, Jason'sınız, biriniz öldürüyorsunuz, o kişi çıkıyor, kill yazılmıyor. Coin seller'sınız, Jason'ı öldürüyorsunuz, Jason ölme animasyonundayken çıkıyor, size Jason'ın öldürdüğünüz puanını vermiyor. Bu şekil birçok kötü özellik vardı oyunda hepinizin bildiği gibi. İşte artık bunlar kalktı. Yani herhangi bir oyundan çıkma durumunda, işte host oyundan çıkarsa veya Jason oyundan çıkarsa maç hani komple bitiyor ya. İşte artık öyle bir durum olduğunda o zamana kadar yaptığınız bütün puanlar size gelecektir arkadaşlar. Yani işte Jason öldürürken Jason çıkarsa normalde puanınız yanıyordu. 5 ekstradan 500 puan gelmiyordu size. Ancak şimdi gelecek veya da daha detayları vardır. Ben sadece bu kadarını biliyorum şu an. Ve tahminlerim bu yönde. Ve yine Jason üzerinden gelen yeni bir özellikten bahsedeyim arkadaşlar. Part 5 Jason'a skin değiştirme özelliği geldi. Gördüğünüz gibi burada Part 5'in üstündeki rengi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Size hangisi uygunsa. Ve son olarak da yav he kesin inandık diyeceğimiz bir olay arkadaşlar. Buglara fix getirmişler. Cidden bayağı inandık. Buglar hakkında çok detaylı açıklama yapmış arkadaşlar. Baktım güncelleme detaylarında, dediğim gibi cidden çok fazla açıklama yapmışlar. İşte araba bilmem anama uçuyor. Kapıdan çıkıyorsun pencere götüne giriyor falan filan. Onların hepsini yazmışlar. İşte Jarvis House'tadır, carttır, curttur. Bütün hepsini okudum yani. Onları hallettiklerini söylüyorlar. Tabii ki elbet yaşanır ama yine de azalttılarsa iyi olabilir. Ancak şöyle de bir olay var. Buglar bana göre bazı oyunlarda çok keyifli olabiliyor. O yüzden hani tamamen bugsız bir oyun yerine çok saçma olan bugları kaldırmaları daha güzel olur. Çünkü bazen bir yere bir sıkışıyorsunuz. Hani bütün maç boyu çıkamayabiliyorsunuz. Bu mesela çok kötü bir bug. Çünkü oynamanıza etken. Ama onun harici küçük buglar açıkçası eğlence de katıyor. Bence bunu çoğu kişi de itiraz etmez. Çoğu kişi bana hak verir bu konuda. Dediğim gibi gün içinde bu anlattığım şeylerin detaylı videoları gelecektir arkadaşlar. İşte single challenge veya ne bileyim Victoria Sterling'in gameplay'i ekiple birlikte. Şimdilik bu videoyla kapatıyorum. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Umarım kendimi ve güncellemeyi net bir şekilde ifade edebilmişimdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi gün içinde birçok video gelecektir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler arkadaşlar.